Evet, aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün gene bu akşam güzel bir maç seyredeceğiz. Galatasaray da güzel oynayacak ve evelallah galip gelecek. O formayı o şekilde ahlaksızca yapanlara da kapak olacak. Kapak. Bir ahlaksızın bir tanesi bizim cimbomlu evladımın formasını çıkartmış, ters giydirmiş ona. Bir ahlaksız yapmış. Herkes de seyretmiş. Seyredenler de ahlaksız. Yapan zaten ahlaksız. Yani ister Fenerbahçe forması, ister Galatasaray forması, ister Beşiktaş forması, hepsi yüzyılların formaları. Hepsi değerlidir. Hiç kimse o formaları böyle taraftarı çıkartıp da taraftara ters giydiremez. Giydiren de ahlaksızdır bana göre. Evet, maç başladı arkadaşlar. Konuyu ufak bir geçeyim. Bir Galatasaraylı kardeşimizin formasını ters çevirip giydiriyorlar. Galiba iç sahaya girecekti ama küçük çocuk ne istiyorsun ya? Ahlaksızlık, terbiyesizlik. Sinir bozucu bir şey. Mesela Bayern Münih maçı geçen gün, Galatasaray Bayern Münih yan yana izliyorlar maçı. Onu yapana da şimdi ezeyle gelip kapak yapacağız, kapak. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Beşiktaş'a da Rıza Çalınbay geldi. İnşallah buradan sonra biz de size yetişmeye çalışacağız. Ortak olmaya çalışacağız lige. Bu sene geçti. Ama bu sene geçti. Seneye bakın hakkınıza. Seneyi kaybettiniz. Skor tahmini baba var mı? 3-0. Yok ya. 3-0. Son 5 maçı Galatasaray'ın galibiyet. Bu arada şu anda tek namağlup olan takım Galatasaray kaldı. Fenerbahçe de yenildi. Tabii şunu unutmamak lazım. Türkiye'de tek namağlup olan şampiyon takım Beşiktaş. Hadi kardeşim. Onu da kimse helal edemez. Payı çıkarmayın. Hadi Allah. Avlaya atmışlar, hala payı arıyorlar ya. Payı değil baba. Büyük bir şey bu. Namağlup şampiyon. Sen olsaydın o neler söylerdin. Galatasaray ona bakarsın. Namağlup avarajdan ikinci oldu ya, ona bakarsan. İkinci oldu, şampiyon oldu. Avarajla ama. Dikkatini çekelim. Avarajla ikinci oldu. Avarajla. Namalum. Tamam, biz şampiyon olduk ama. Avarajla ikinci oldu. Avarajla. Ya bu 3 tane 5 tane şeyimiz var. Hadi evladım. Onu da söylettirmiyor ya. Hadi evladım. Allah adamlar UEFA kupasını almış. Süper kupayı almış, bana bunu söylettirmiyor. Bizim de o şeyimiz var kardeşim. Ondan mı avunuyorsunuz? Yok, sen de onunla avunuyorsan biz de bununla avunuyoruz. Kupayla bak, kupa. Biz de kupa aldık işte. Ne kupası o? Coca-Cola kupası. Sen de alma Süper Lig kupasını o zaman. Madem bu kadar önemli değil. Biz Süper Lig kupası değil, biz UEFA kupası, Süper Kupa, onlara bakıyoruz biz. Biz almayalım mı? Alın, keşke alsanız. Fener de alsın Avrupa'dan, Beşiktaş da alsın. Mutlu oluruz ya, vallahi Allah. Bak, 3 takım 3'ü de yenildi, puan düştü. 3'üncüye gittik geriye. Türkiye puanında. Ya zarar ettik, gördün mü? Oliveira. Ömer Onur rahatsız etti orada Oliveira. Ortaya. Ha koydu. Ah be! Türkiye'nin de ileride kalmış. Yok ya var. Tuttu şunu, Allah Allah. Hayır diyor. Kendin ya. Çekti, indirdi kolunu. Evet, tuttu, indirdi, sarıkat. Böyle bir şeye sarıkat vermezse neye verirler sarıkat? Sanki böyle kasıtlı veriliyor bu hakemler Galatasaray maçına. Söyledin mi kız, diyorlar gel maç konuşma hakeme. Konuşturmasın da konuşmayalım o zaman canım. Maçın kaderine yani. Maçın kaderine dokunan şeyler bunlar. Adama göstereceğiz sarıkatı. Bir daha yaptığı zaman kırmızı kart yiyecek belki. Bir daha da giremeyecek öyle bir şeye. I don't know. Haa bir de çarpar içinde bir tersi ne yapacak bu buradan. Manyak. Basın oğlum basın. Haa tabii. Öyle kurtaracak seni. Fenerli Volkan. Ne alacaksın Yusuf abi? Kalkma ya lütfen. Hoş geldin. Hoş geldin. Vallahi kusura bakma ya. Hoş geldin. Yusuf abi hoş geldin. Baba bu sürekli soruyor bir de. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Yusuf abi, Sinem abla yine bizimle beraber. Bir skor tahmini Sinem ablacığım. Ya söylemeyeyim ben. Şey iyi hissetmiyorum ama söylemeyeceğim. Yusuf abi sen ne diyorsun? 2-0 Galatasaray. Dur söyleyeyim mi, söyleyeyim? Söyle. 1-1 mi? 1-1 mi? Aa. Deme ya bu. İnşallah ben yanılırım. Şimdi söyledim biraz önce, yine söyleyeyim. Tek namalup şu anda kalan Galatasaray. Puan kaybederse Fenerbahçe'nin çok büyük işine gelecek. Ya sürecek. Tamam, işine gelecek de. Bak şimdi bak. İşine gelecek de. Bak işine gelecek de. Fener'e nasıl oynadı Hatay, Galatasaray'a evet. Nasıl oynadı ona bakacağım ben şimdi. Ama sen de iyi top oyna, yen baba. O ayrı, o ayrı. Fener maçına kadarki Hatay Spor'un dizilişi ve taktiği evet, kurulusuyla Fener maçındaki
O maç neredeydi? Yan geldi yaptı. Yan geldi yaptı. Üçlü defans çıktılar. Atay hiç öyle üçlü defans oynamıyordu. Kurt tahmini söylemedim. Benim de içimden 2-1 Galatasaray geçiyor. 2-1 Galatasaray alır. Ben göre gidip içine ben 3 tane tabi. Bizim yapmamız gereken şu. 2-1 diyorum. Şu an bu kritik bir maç. Bir daha söylüyorsun abi. Bizim yapmamız gereken şu. Biz bu maçı alıp 3 puan aldık mı Fener düşünsün. Şu anda aldınız. Şu anda aldınız. Şu anda aldınız. Ama offside bayrağı kaldırdı. Offside zaten. Yani offside ya. Hadi Allah aşkına. Zaten offside. 2 metre offside. Sıralamış gitmiş. Offside ama. İki kişi birden. 3'e hatta. Hatta üstteki. Üstteki de şimdi offside. Gördün mü Bayern Münih maçında hakkımızın nasıl yendiğini? Ne diyorsun? Aynı hangisi offside? Evet. Ya. Doğru. Pozisyon offside. Doğru. Bayern Münih maçında. Tabi offside canım kesin. Ama evet. Orada ne bir çizgi, abi, ne bir çizgi gösterildi, yapmadılar. Ne bir şey yapıldı. Hayır, hadi bırak. Diyelim ki gol. UEFA neden hakemiye çektirdi, görevinden aldı? Öyle mi yaptı? Hakemi görevinden almış UEFA. Allah mı? Vallahi almış. Oy 3 sene dedi. Ceza vermiş UEFA. 1 sene mi 3 sene mi? Bilmiyorum kaç sene bilemem de ama ceza aldı. O zaman Galatasaray gitsin şikayet ettirmez. Ediyor Galatasaray ediyor. Ama maçı tekrar ettirmez. Ya, bilemem ben ama ceza aldı. Bu gibi gerçek harbiden Türk düşmanlığı var Avrupa'da. Var tabii canım az var. Hadi diyelim bir zami gol. Offside değil. Sanchez'e faal var. Ya tabii bak, canım. Bak soru geçtim Sanchez. Ya sarı kart gitti sarı kart. Kırmızı kart. 37 maçtır kaybetmiyor ya Bayern Münih. Biraz da onun. Bana ne ya bana ne Bayern Münih. Tamam işte onu diyorum onun da biraz etkisi var Allah Allah. Ya neyi gösteriyorsunuz bana gidiyorsunuz 40 saat ya. Ayıptır ya. Nerede? Aa! Hatay Spor önde 1-0. Ya Dalagan'a başladı diyorum Hatay size ya. Hatay Spor önde. Allah cezanızı verecek. Rezinler. Bu hakem tayinleri de başladı. Üçkağıtçılar. Sahtekarlar. Yeter mi ya? Federe şey mi yapıyorsunuz ya? Ayıptır ya. Bir dakika. Al işte abi. Yalnız bu nasıl offside değil ya? Ayıptır kardeşim ayıp. Mustafa'nın dediği şey demek ki yanlışmış abi. Fener'e çanak mı tutuyor? Lan bu nasıl offside değil? Bu kel adam. Fener'e... 11 numara offside. Ya Fener'e çanak mı tutuyor şey federasyon? Ayıptır ya! Neyi offside? Ama bu aklımda lan. Artık yeter ya! Başlarım şimdi sizi futbolunuzda ha! Neyse 2-1 birisi demiştik. Ya şeyi mi anlamıyoruz acaba? Bu yarı otomatik offside bir şeyler oldu ya. Allah cezanızı ya. Verecek ya. Offside nerede yani? Ya 3 kişi birden evladım ya. Bir tanesi offside de olmaz. 3 kişi birden, 3'ü de offside. Dersin ki onu düşündüler de. Şimdi ilk pozisyonda hani ona top gelmiyor onu düşündüler ya ama. Ya katlettiniz futbolu ya. O da ona geri geliyor ama. Çekin gidin be federasyon. Bu sene futbolu katlettiniz ya. Defolun gidin ya. Süper Lig'de ama kötü oynuyor Galatasaray. Neden böyle oynuyoruz maç? Avrupa farklı, şey farklı. Bilmiyorum. Enteresan. Bekle bak. Şuna geldi. Şuna mı geldi top? Paylaşıyoruz sizlerle. Cengiz Aşın'a bir bakar mısın? Allah aşkına. Ekranlarınıza yansıyor değerli izleyiciler. Ne oldu? Bir daha mı gol oldu? Bak bak. Demin baktığımıza bak şimdikine bak. Bak Allah aşkına demin göstere bak çizgiye bak. Vay sizi sahtekarlar vay. Çok ayıp bir şey biliyor musunuz yaptınız bak. Siz kendinizi uyanık falan mı zannediyorsunuz? Milleti salak zannediyorsunuz. Gösterdiğinle çektiğin çizgi farklı. Bir de Allah Allah. Bir de top offside'de olmayan adama gitmedi yani. Ki öbür adama gitti top. Tüh Allah kahretmesin sizi. Siz utanmazsınız siz ya. İşte kafa kurcalayan şey ne biliyor musunuz? Demek ki istediğince o kadar ayrıntıyla detayı verebiliyorsunuz. Bak bu çizgiyi, varın evet, çizgisi o zaman keyiflerine göre çiziliyor. Bakın her maçta, burada. O zaman her maçta ayrı bu çizgi, detayı versinler. Bu çizgi var ya var çizgisi, oradakilerin keyfine göre çiziliyor. Bu böyle bitmez bu lig böyle. Al söyleyeyim bunu da. Evet yine başladı Mümtaz'dayız. Evet böyle bitmez. Bu lig böyle bitmez. Vallahi bitmez billahi bitmez. Bak söyleyeyim. Çok kötü şeyler olur bak söylüyorum. Bitirmezler bu ligi. Durun bak yine 10 dakikadır Zaha'ya bakıyorum. Bu kadar bak şimdi. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben 3 maçtır kime bakıyorum biliyorum abla. Niye şey? Hayır vallahi çok enteresan. Söyleyeceğim sizin en büyük zaafınız. Kim? Icardi ya. Çok büyük düşüş var Icardi'de. Evladım iğneyle oynuyor. Aha. Bak 3 haftadır antrenmana çıkmıyor ve iğneyle oynuyor. Yazık oynatmayın. Ya oynatmayın Icardi'yi ya. Kimi oynatacağım? Bakan mı oynatacak? Icardi sakatsa bakan mı oynayacak? Efendim bakan mı oynamaz? Oynamazsa niye aldın o zaman? Bakan buyu beğenmiyor. Allah Allah. Ya beğenme ya beğenme oynayacak. Şeyden de o Icardi'nin iyiliği için söylüyor. Allah evet. Bakan bu idare edemeyecek seni. Kendi adamı yaptı. Gol. Gol. Böyle koyarlar işte. Böyle koyarlar ha. Hiçbir şey yok. Kalecinin enteresan bir hatası.
Kendi adamıyla çarpmıştı. Hiçbir şey yok. Bu hatalar normal hatalar değil. Bu maçın soruşturulması lazım. Bu nasıl bir hata? Sana buradan böyle bir koyar tak 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 yaptın orada vallahi. Kaleci elinden kaçırdı. Böyle bir kendi oyuncusuyla çarpmışmış. Çarpışma değil abla, göz göre göre bırakmış topu. Kendi oyuncusuna çarpmış. Ya göz göre göre bırakmış topu. Ya kendi ne alakası var? Ya kaçırıyor ya. Havlu attı kuşlar ya. Havlu attı ki darıyor. Ha bak bugün Fred'i de oynatırsa Fenerbahçe. Yarın yani. Çok büyük kötülük yaparlar Fred'e. İğneyle miğneyle Fred'i oynatırlar. Ben oynatırım. Hadi oğlum Kerem sen yap Kerem. Çok istiyor. Çakma. Aşkın olayım, beni senden natilatıttan atam. Kalbin olayım, beni senden söylediğim bu. Antrenman yok adamda ya. Söylediğim bu. Ya o zaman niye oynatıyorsun Icardi'yi arkadaş? Yazık Icardi'ye ya. 3 haftadır antrenman yapmıyor, iğneyle oynuyor. Icardi'nin kabahati değil ki bu. Oynatma kardeşim. İğneyle bir alakası yok, boş kaleye kaçırıyor. 3 haftadır antrenmana çıkmıyor adam. 3 hafta. Aaa! Hakimi reyli çıkart. Bak Icardi eksik. Hakimi şu anda 9 kişiyle oynuyor Galatasaray. Bak söyleyeyim. Şu anda Galatasaray 9 kişiyle oynuyor. Yani Galatasaray... Vur oğlum! Pı ayağının dümeni. Ulan Kerem. Ulan Kerem ya. Abo. İlk önce Icardi ardından Kerem. Allah Allah. Hiç Icardi'nin kaçıracağı. Vuramadı bile. Vuramadı topa ya. Vuramadı. Vuramadı. Baktana vuramamış. Icardi'ye kötülük yapıyorsunuz bunu oynatarak. Ama basında şey görüyoruz. Ne? Ben oynamak istiyorum diyormuş. Oynatmam ben. İstediği kadar söylesin. Sasha Boy. İyi olunca oynayacağım. Bu hataya gıcık olmaya başladım ben. Vallahi billahi bak. Vallahi gıcık olmaya başladım ben. Ben gıcık olmaya başladım. Kime? Fener'e yatacaksın Galatasaray'a geldi mi böyle aslan kesilecek. Yok oraya bak. O zaman böyle oynuyorsun. Her hafta böyle oynayacaksın. Oy bak Ziyech ben diyorum abi. Ben Ziyech bu maçı iyi ben size söyleyeyim. Verdiği pasları görmüyorsunuz mu? Ziyech'in ortası geldi. Baksana adam orta açabiliyor, korner kullanabiliyor. Daha ne yapayım? Ya biz zahmet Galatasaray'da yani manyak konuşmalar ya. Sinir oluyor bu konuşmalara ya. Atom karınca tek başına zavallım orada oynuyor her maç. Vallahi ya Atom karınca tek başına adam ne yaptın orada ya? Maç öncesi girerken, tribüne girerken alıyorlar çocuğu. Ters giydiriyorlar. Evet. Ya nankör onu yapan. Galatasaray'ın yaptıklarına sen bunu yapıyorsan sen nankörsün. Ama emin ol Erden Timur falan çocuğu bulur. İstanbul'dan bulur. Evet aynen. Ya tamam da abla yapsa ne olur böyle bir böyle bir şeyle Galatasaray kulübüne hakaret var. Galatasaray camiasına hakaret var. Galatasaray formasına hakaret var. Ayıp ya. Yapılacak en güzel hareket ne biliyor musun? Hatay Spor'u 2 sene 3 sene Galatasaray stadına sokmayacaksın. Hatay Spor. Vallahi bak. Evet kimseye almayacak. İlk kere Hatay Spor 1, Galatasaray 1. Evet yorumları alalım. Yorum ne? Rezaletin yorumu mu alalım? Offside kardeşim. Offside'den gol. Adam gösteriyor, gösterdiği farklı. Çektiği çizgi farklı. Peki tamam 1-0 olsaydı ya yorumları alalım. Ya ben Erman Torun'a kızıyordum. Diyordu ki, vallahi kızıyordum ya. Ya kardeşim bunların çizgileri kendilerine göre çekiliyor diyordum. Allah Allah. Nasıl olur mu böyle bir şey? Vallahi gördüm gözümden. Çizgi farklı. Peki 1-0 bitseydi yorumun ne olurdu? Ya bırak şimdi 1-0'a sıçtırma ya. Yorumunuz nedir? Bence kötü oynuyoruz. Yani. Avrupa'da oynadığımızdan çok farklı oynuyoruz lig maçlarını. Bilmiyorum neden böyle. Bir ruhsuzluk da var. Ya takım, ya takım eksik şu anda oynuyor. İkinci yarı olur ikinci yarı. Ziyech çıksın. Hakim Ziyech çıkacak. Icardi çıkacak. Zaha çıkacak. İkinci yarı ne olur? 3-1. Hadi inşallah. 3-1. Bir daha söyle olsun. 3-1. Evet ikinci yarı başladı evlatlar. Ama bu maçı almamız lazım. Tüy yolunmuş kanarya kuşunu sevindirmememiz lazım. Mutlaka almamız lazım bu maçı. Çekiyor. Hadi koy be gol. Koyamadım be. Son anda Hatay Spor kalecisi. Laura Icardi. Bu aşkın olayı. Kötü pas. Volkan Demirel. Niye? Fenerbahçe ile oynarken üçlü defansla oynadığın sistemi değiştirdin de Galatasaray'a geldin böyle beşli defansla neredeyse altılı defansla oynuyorsun. Çok merak ediyorum evladım niye acaba? Hadi lan yürü! Çok güzel orta be!
Mario Icardi. Ya bırak Allah aşkına Mario ya. Icardi. Tükürüm terim verince kafaya ya. Harika bir düşüş. Harika bir kafa. Baba saçlarını bence siyah boyatması lazım. Artık sarı olmuyor. Tadı kaçtı yani. Siyah boyatsa olur mu? Oğlum Allah'ın kuşları tüylerinizde kalmamış hala. Bizle uğraşıyorsunuz ya. Ya niye uğraşalım söylüyorum. Siz kendinize bakın kendinize. Ya soru soruyorum sana da soru sorulmuyor ya. Kontrol etti Zaha. Faul var. Şimdi ne yapayım ben bak ya. Toplan gibi. Merhaba. Yalnız orada sarı kart vardı. Tabii ya. Sarı kart vardı zaten. Hakem vermez zaten Galatasaray'a. Bu sarı kart zaten de. Zaha haklı. Bir daha yaparsan senin ağzına sıçarım diyor bak. Abi tabii bak öyle diyor bak. Bu maçı alıyoruz. Huzurla rahat rahat uyuyoruz. Yarınki ya Fener'i strese sokuyoruz. Adana Demir'de. Hakikaten Galatasaray bu maçı alırsa yarın seyret Adana'yı. Yarın Allah'ın adamı itti. Adana'lık Allah'ın adamı itti ya. Adana deplasmanında. Melanda tabii ister. Aynen. Adana deplasmanında başarılar. Olur da bir mağlup olurlarsa 4 puan. Lan ne yapıyorsun orada? Ya kardeşim bir bok ettim var. Bu ne kadar ya? Allah Allah. Allah işte geldi tehlikeli. Şimdi kaleci de kaldı şu oyunda ya. Bok herifler altına sıçtı mı dedikten ya. Attı mı? Geldi vur geldi. Allah işte kaleci verdi. Geldi Allah işte attı. Gol sefası mı geliyor? Aşkın olayım. Beni senden daha denem. Kalbin olayım. Allah cezanızı verecek. Adi ol adiler. Değiştir diyorum, değiştir. Adam değiştir. Cezanıza bak. Bırak Allah aşkına be. Göstere göstere geliyor be. Ya kendinize bakın be Allah'ın manyakları. Havluya atmışsınız utanmıyorsun. Aç da götür lan dalgayı salak herif. Geri zekalı. Ya Oliver'e attığın pasa bak ya. İkinci bak ikinci oluyor. Ya Oliver'e oynamaz orada. Atom karıcanın yanında Oliver'e oynamaz. Yalnız Hataylılar 3 diye bağırıyor bu Hatay Spor. Oh. Gerçekten ayıp ama biliyor musun? Ya Hatay Spor'a bir küfür ederim burada ki. Kaşarlı bir küfür şöyle katlerli. Kaçınmayın. Ya yatmasınlar da 3 diye de bağırılmaz canım. Olmaz. Dursun Özbek'ten aslan gibi kardeşim oradaydı bugün. Onlara yardıma gidiyordu. Nankör herifler 2-3 diye bağırıyorlar. Fener'e bağırıyordunuz o 2-3 diye. Fener'e niye bağırmadınız ulan? Icardi'ye bak defansa gitmiş top çalmaya çalışıyor. Aşkın olayım. 2, 4, 6, 8, 10 kişiyle defans oynuyor. Defans yapıyor tabii. Ya Fenerbahçe'ye 3'lü defansla oynuyor. Galatasaray'a 6'lı 7'li defansla oynuyor. Ara defans var işte ya. Allah Allah ne yapacaksın? Nasıl? Fener'e niye yapmadın? Ya Fener'e niye yapmadın kardeşim? Ne yapacakmış öyle diyor. Tamam. Fener'e de yapaydın. Taktik değişiyor. Tabii. Kaan abi. Tabii. Ben söylüyorum 15 yarım saat sonra görürüz. Ya yanlış yapıyorsun ya. Ziyech dururken Kerem'i çıkardı. Buyur. Ya arkadaş. Ben Kerem'in yerinde olsam çok sinirlenirim. Vallahi kimse kusura. Çocuk kıçını yırttı. Bak kıçını yırttı deminden. Ya ilk yarıdan beri. Tamam iyi ya da kötü koşuyor ya. Hiçbir şey yok. Kerem niye çıktı ya? En azından Kerem'in yerine olsaydık ya. Enteresan abi gerçekten. Ben de Saha geldi yardıma. Soracağım ayıp olur. Saşa Boy. Mithat Bey. Ben soracağım soracağım ayıp olur diye soracağım. Niye ayıp olur? Gel. Hadi lan yürü. Gel videoya konuk ol. Eğer işin yoksa maç izle. Son 7 tane. Gönlünüz kör olmasın ya. Oturacaksa gelmeye otur bak buraya gel. Yok ya ayıp orası. İşin ne olacak? Baba 2 dakika abiyle bir fotoğraf çekin. Ben şurada çekeyim sizi. Bir dakika. Abi bunu silsen anne kamerayı şeyinle. Bir dakika. Buradan da bir poz verin. Bir daha. At abi. Hadi maçı kaçırdım ya. Bir dakika dur. Ya 5 dakika benim için izleme. Ben tam mağlup oldum. Çekiyorum. Atarız canım. Bir daha. Tamam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah versin abi. Eyvallah canımsın. Eyvallah. Mümtaz Deniz. Pide söyledik arkadaşlar. Abi Mümtaz Deniz tanıyormuş.
Fotoğraf çektirdi. Ya yok ya, bu Fener'e böyle oynadı mı zannediyorsun? Fener'e oynadı mı bu Hatay? Ben de size soruyorum şimdi, Fener'e bu Hatay böyle oynadı mı? Bütün Türkiye'ye soruyorum. Hatay Fenerbahçe'ye böyle oynadı mı oynamadı mı? Onun cevabını istiyorum herkese. Ya bu takı bu maçı önemsememiş. Ona göre çalışmamış. Bu maç çok önemli. Ne olur orada? Ooo Zeylamken çok sinirlendi şu an. Bana bak, siz İstanbul'a nasıl geleceksiniz he? Oo bir dakika Zeylamken. Hataylılar sen nasıl geleceksin ulan İstanbul'a? Keltoş! Ulan Keltoş! Zeylamken ismi baba. Nasıl işte bu Keltoş'u seni? Sen İstanbul'a nasıl geleceksin o zaman, göreceğim ben seni. Zeylamken. Çok büyük bir hata. Kerem Kerem'le her zaman için. Yani Galatasaray gol pozisyonuna giriyorsa 10 pozisyonda 8'inde Kerem sayesindedir yani. Kerem vardır pozisyonun içinde. Bir şey daha ekleyebilir miyim abi? Bence Bakanbuyo şu anda haksızlık yapılıyor. Bak Bayern Münih maçında golünü de attı adam. Ben Bakanbuyo şu anda alırım. Bakanbuyo oyunda zaten. Ha oyunda pardon. Yavaş. Ya devamlı defans arkasına top atıyorlar ya. İstanbul'un kurusun ayıp mı ya? Orada ne oldu? Ne oldu hakem? Gösterin ya şunu, pozisyonu. O kadar da penaltıda yani. Beni ilgilendirmez, el suratımda ben o kadar gördüğüm bu işte. El suratımda. El suratımda yüz var penaltım Allah aşkına. Yani orta sahada falan filan böyle pozisyonlara çalıyorlar. Surata el vurmak, orta sahada olduğun zaman. Faulü veriyor musun, vermiyor? Veriyor. Kimse standart yapmayacak. Şimdi ben ona gidiyorum. Sen bu pozisyon orta sahada olduğun zaman. Elinle suratına vurduğun zaman foul mu değil mi? Veriyor. Orada penaltı o zaman. Bitti bu. O kadar ya, Allah Allah. Şu benim bildiğim bu. Belebaşiru. Kontrol edemedi Saşa. Vallahi nasıl ismi ya? Belebaşiru baba. Elenin başı oymuş. Ne diyorsun? Şunu söylerim sana. Çağırdı. Ya kullanır mı? Paket getiriyor ya. Hiç bizde ya. İstediği kadar Volkan bize bilensin. İstediği kadar. Ya tabii istediği kadar bilensin. O ayrı konu tabii. Senin. Kabahat bizde ya. Evet yani. Kabahat bizde. Biliyorduk zaten böyle çıkacak. Kabahat bizde. Baba neler oluyor orada? Bak. Bir şeyin de kafasına vurmuş. Ben olsam yumruk koyardım kafasına, beynine. O kadar da yatacak bir şey. Ya vakit geçiriyorlar işte ya. Vallahi fena vurmuş abla. Vakit geçiriyorlar ya. Burada %100 sarı kart var, kırmızı tartışılır. Fena vurmuş. Şeydeki boks ringlerindeki gibi böyle senet diye böyle koymuş. Ben muskoldan kısayım. Vallahi fena vurmuş. Muskoldan kısayım. Emin ediyorum. Ya. Vallahi vurmuş, fena vurmuş. Ben olsaydım suratına koyardım o yoglu bile. Hadi be, bomboş iki kişi. Ya mücadele etmeden yenilince ben sinirleniyorum. Ya gerek yok. Aa bir şey söyleyeceğim. Penaltı var orada. Icardi'yi kim indirmiş aşağıya? Ayaklarına bak, Icardi'nin ayağına basıyor, zıplayamıyor, bak düşüyor. Tam ayağına bas. Icardi'yi ne var orada? Bak ayağına bak. Icardi'nin ayağına bak şimdi bak. Oo basmış. Ayağına basmış. Icardi vallahi basmış ayağına. Nasıl gördün? Vallahi basmış ayağına Icardi'nin. Var, VAR'a gidiyorlar mı? Var görmüyor mu bunu? Nasıl var görmüyor mu bunu var ya? Icardi'nin ayağına bakıyorlar. Penaltı pozisyonu arkadaş. Bence görmeyecek var. Icardi yatıyor orada. Git VAR'a git. VAR'a gidin kardeşim ya. Şu VAR bir göreyim bakayım şu VAR'ı. Galatasaray bakın nasıl yiyorsunuz bakalım, şimdi göreceğiz. Kale vuruşu kullanacak. Tabii kale vuruşu, bak VAR'a gitmiyor. Pü Allah kahretsin sizi, rezil herifler be. Pü Allah kahretsin sizi. Bu penaltı ama bence. Basmış. Kaldırın o VAR'ı. VAR kalksın. Galatasaray'a çalışmıyor VAR'ın, ne işi var? Rezil herifler. Evet şu anda Mümtaz Reis'ten balkon sefası geldi. Ama son dakikalar. Penaltıyı yedi abi. Son dakikalar gelir mi? Allah cezanızı verecek rezil herifler. Ahlaksız herifler. Üç şahitçi herifler. Baba bir kol bastı var mı? Ya yine çıkarım kol bastısına. Ayağına basıyor ayağına. VAR görmüyor mu ayağına nasıl bastığını? Yayıncı kuruluş bile gördü. Tekrarında gösterdi Icardi'nin ayağı basıldı. Aha. Abi ya hakem yediler. Evet maç. Oo nasıl seviniyor. Sevince bak sevince. Nasıl seviniyor? Oğlum ne güzel primleri aldık diyorlar, primleri. Bak bakın. Herkes görsün. Bunu iPhone 15 Pro kazanmış. Fener'e çalışıp çalışmadığını bakın. Hatay'ın Fener'e çalışıp çalışmadığını şu manzarayı görün. Şu manzaraya bakın. Şu anda Mümtaz Reis haklı olarak üç ama... 3 maçtır yenilen bir Hatay var. 3 maçtır yenilen bir Hatay. Hatta Samsun Spor'un ilk galibiyetini aldığı takım Hatay. Öyle hatırlıyorum ben. Yani
Tamam, futbol bu, yenilebiliriz ama çok kötü oynadık. Çok kötü oynadık. Ama yayıncı kuruluş son pozisyonda, o tartışılacak, yorumlardan göreceğiz. Penaltı olabilir. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Gel kızım, gel. Şöyle bir fotoğraf çekelim baba, gel. Hadi çıkıyorum. Baba. Hadi. Bir tane şöyle bir fotoğraf yok, hadi. Post, şöyle ya post. Fotoğraf takip yok. Etmeyi unutmayın. Ya yürü. İstemiyorum fotoğrafını, hadi. Sıkalım fotoğrafını.